Türkiye'de ve Beykoz'da da şu anda yeniden Refah Partisi'ne büyük bir teveccüh var. Büyük bir katılım var. Biz de Beykoz ilçe olarak güzel çalışmalara imza attık ve de atmaya devam ediyoruz. 2022'nin 11. ayında bana ilçe başkanlığı tevdi edildiği zaman biz hemen Beykoz ilçemizde güzel bir çalışmalarla bütün her esnafa, bütün dostlarımıza, bütün Beykozlulara dokunmaya çalıştık. Ve genel başkanımızı Beykoz'da güzel bir etkinlikte ağırladık, geldiler, şeref verdiler bize. Ondan sonra tekrar Beykoz'umuzda güzel çalışmalar yaptık. Her gittiğimiz yerde güzel teveccühlerle karşılaştık. Bu teveccüh her geçen gün artıyor değerli dostlar. Bugün biz vekil olduk. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin desteklerinizle olduk. Sizler de nasılsınız? Hem bir teşekkür ederim. Hem bir halinizi, hatırınızı soralım. Ve bundan sonraki seçimlerde de bakın şu sizin bize mağduriyet olarak iletmiş olduğunuz konuları mecliste daha gür bir seda ile nasıl dile getiririz için desteklerinizi bekliyoruz diye ziyaret eden neredeyse başka hiçbir siyasi parti yok. Elhamdülillah vatandaşımızın içinde her zaman yüzümüz ak, alnımız, başımız dik bir şekilde elhamdülillah geziyoruz. Ve yaşlısından gencine, hanımından erkeğine, hatta çocuklara varıncaya kadar Erbakan hocamızın adını biliyorlar, hayırla yad ediyorlar. Keşke o bolluk günlerine tekrar vasıl olsak diye dua ediyorlar. İstanbul'da dün ve bugün genel merkez heyetimizle MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, çevre illerden il başkanlarımız tam kadro sahaya indik. Dün Avrupa yakasının ilçelerinde, bugün de Anadolu yakası ilçelerinde Anadolu buluşmaları programımızı gerçekleştirdik. Halkımızla kucaklaştık, esnafımızla kucaklaştık. Milletimizin derdine ortak olduk. 14 Mayıs genel seçimlerindeki İstanbul'un vermiş olduğu destek dolayısıyla halkımıza teşekkür ettik. Ve 31 Mart seçimlerinde, yerel seçimlerde de İstanbulluların desteğini istedik. Programımız son derece verimli oldu. Yüzlerce, binlerce üye kaydı gerçekleştirildi. Gerçekten de İstanbul programlarımızda dün ve bugün milletimizin, İstanbulluların akın akın yeniden refaha koştuğunu bir kez daha müşahede ettik. Elhamdülillah. Bizler üye yapmakla uğraşmak yerine vatandaşımız, esnafımız, İstanbul halkı kendisi koşup geliyor, kendisi gönüllü bir şekilde üye olmak istiyor, destek oluyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bu Anadolu buluşmaları programımız İstanbul'da son derece verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Bu Anadolu buluşmaları programlarıyla bu mesafeyi aldık. 300 bine yakın resmi üyeyi bu Anadolu buluşmaları programlarıyla gerçekleştirdik. Bu nedenle son derece önem veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de seçim gününe kadar bu programlarımız bütün hızıyla inşallah devam edecek. Tabii ki İstanbullulara, Beykozlulara, sizlere teşekkürü borç biliyoruz. Çünkü 14 Mayıs'ta İstanbul'un tüm bölgelerinden yeniden Refah Partimiz birer tane milletvekili çıkarmaya muvaffak oldu. 14 Mayıs'ta ilk girdiğimiz seçim olmasına rağmen 1,5 milyonun üzerinde oy, 5 milletvekili, %3'e yakın yüzdelik olarak bir oy ve milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar oldu. Holding patronlarının desteğiyle değil, hazine yardımı alarak değil, iktidar gücüyle değil, medyanın cilalayıp parlatma operasyonlarıyla değil, dış güçlerin desteğiyle değil, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, milli görüşün bereketiyle ve fedakar dava erlerinin gayretiyle, terlemesiyle bu sonucu elde ettik elhamdülillah. Birilerinin yaptığı gibi başka partilerin listesinden, başka partilerin oyuyla değil, kendi gücümüzle, kendi oyumuzla, bileğimizin hakkıyla bu sonucu elde ettik elhamdülillah. Aziz Allah Celle Celaluhu.
Bunların gerçekleşmesi ve milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için, bu hayra vesile olmak için bunun takipçisi olacağız. Tabii bu noktada şunu da söylemek isterim. Bu noktada eğer biz Cumhur İttifakı içinde yer almasaydık, evet bugün bir ekonomik krizden söz ediliyor ama eğer karşı blok iktidar olsaydı hem ekonomik kriz hem de 28 Şubat zulmü tekrardan başımıza gelmiş olacaktı. Bunun mutlaka hesaba katılması lazım. Siz CHP zihniyetinin Türkiye'de iktidar olduğu herhangi bir zamanda ekonominin düzeldiğini gördünüz mü? CHP demek işsizlik demek, yoksulluk demek, kuyruklar demek, ekonomik kriz demek, devalüasyon demek, kıtlık demek, yokluk demek, bereketsizlik demek. Ve bir de bunun üstüne efendim üniversiteye başörtüyle gidemezsin. Efendim okul öncesinde 5 yaşında çocuğa Kur'an öğretemezsin. Efendim her yerde LGBT merkezleri açacağım. LGBT insan hakkıdır, özgürlüktür. 5 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir. Yine başlayacaklardı merhum Erbakan hocamızın tabiriyle gulu gulu dansına. Ve üstüne bir de bugünkü ekonomik krizden daha da ağırı üstüne binmiş olacaktı. Elbette ki bugünkü ekonomik krizi haklı çıkartmıyor veya normalleştirmiyor. Elbette ki bunun üstesinden gelinmesi lazım. Bununla ilgili yapılması gerekenleri de yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta ifade ediyor. İktidara çağrıda bulunuyoruz. Bir defa denk bütçenin mutlaka gerçekleştirilmesi ve faiz giderlerinden kurtulunması lazım.